Su, bir ve in, iki ve in. Devam et. Son üç, iki ve bırak. Evet, şöyle bir salla. Aşağıdaki destek bacağımız, yani sol bacak. Evet, biraz daha zorlandı biliyorum. Hissediyorsun, salla, rahatla. Hemen gel. Sağ bacağı destek bacağı olarak kabul ettik. Sol önde, eller kalça kemiklerinin üzerinde. Nefes alırken kaldır. Nefes verirken parmak ucunu yere değdir ve tekrar. Süper. Son dört. Üç. İki. Yukarıda kal. Yukarıda kaldığında zorlanıyorsan ne yapıyorduk? Bir yerden destek alıyorduk. Evet. Sol bacak bükük, sağ elinle bir işaret yaptın ve yukarıya. Son bir, iki. Şimdi hop açıyorsun, aç, gel aşağıya. Tekrar aç, nefes ver aşağıya. Devam et, bırakma. Son üç, iki ve süper. Salla bacakları. Evet, kalçaları çalıştırdık. Gerçekten bacakları etkili bir şekilde hissettik. Şimdi yavaşça matımızın şöyle önüne gelip oturuyoruz. Dik bir oturuştasın. Ellerin kalçanın yanında yerde. Burada dik oturmak bile gerçekten zor. Omurgayı iyice uzatıyorsun. Çenenle göğsün arasındaki tenis topunu asla unutmuyorsun. Şimdi ileri yaş grubu ya da çok zorlananlar, çok ciddi kilo problemi olanlar dik oturmakta zorlanıyor olabilirler. Aynı zamanda arka bacak kas grupları kısa olanlar, yani esneklik anlamında da zorlananlar şu anda şu şekilde oturuyorlar muhtemelen. Hemen bir koltuğa, bir duvara yaslanın. Yani dik oturmayı çabalayacağımız bir noktadayız. Ve burada şimdi ellerimi koydum. Derin nefes verirken hop bacağımı açıyorum. Tekrar yukarıdan kapatıyorum. İleri yaş grubu, zorlananlar, dik oturamayanlar, esneklik problemi olanlar. Seda Hocam, bize bir varyasyonu gösterir misin? Tabii. Aynı hareketi dizimizi bükerek yapıyoruz. Yana doğru açtım, dizler bükülü ve şimdi diğeri. Bükülüyken açtım ve kapattım. Teşekkür ediyorum. İleri yaş grubu, zorlananlar, Seda Hoca ile birlikteler. 8 tekrar yapacağız. Dediğim gibi dilerseniz bir koltuğa ya da bir duvara yaslanabilirsiniz. Nefes alıyorsun, verirken bacağını açıyorsun ve sonra tekrar nefes alırken kapatıyoruz. Hep birlikte. Haydi, nefes alırken aç, verirken kapat. Tekrar aç, kapat. Aç, kapat. Biraz yerden yükseliyor. Zaten şu aşamada hangi bölgenin çalıştığını bizimle beraber yapanlar hissediyor. Üst bacak kas grubu, quadriceps dediğimiz kas grubu şöyle etkin bir şekilde çalışıyor. Sayılar kızlar. Son. Süper. Kal burada. Parmak uçlarını kendine çektin. Aynı bacak. Daha da yakacağız o üst bacakları. Bir, iki, üç. Minik minik yukarı. Dört, beş, altı. Son iki. Kal burada. Hemen diğer bacağa geçeceğiz. Diğer bacakta da aynı hareketi uyguluyoruz.
Evet, maksimumda üst bacak kas grupları ama dik durabilmek için çabaladığımız noktada zaten sırt kasları ve karın kasları da aktif. Haydi gel bakalım, aç bacağını, kapat. Son iki ve kal burada. Kısa kısa yukarıya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Son iki. Süpersin. Şöyle dönüyorum size doğru. Evet, biraz bacakları hissettikten sonra sırta ve kollara odaklanalım. Rahat bir oturuşta otur. Şimdi bağdaş kurabilirsin. Evet. Yine burada eğer zorlanıyorsan bağdaş kurarken dik oturmakta, o zaman altına bir yastık yerleştir. Bir yastıkla yükselt kendini. Yine aynı şekilde eğer zorlanıyorsan bir duvara da yaslanabilirsin. Şimdi kollarımızı, sırt kaslarını, göğsü, omuzları hissedeceğiz. Hemen başlıyoruz olduğumuz yerde. Avuç içlerini aç kapat. Hiçbir materyal olmadan sadece avuç içlerini kapatıp açarak, ki biz bunları çok deneyimledik birlikte birçok evde hareket zamanı programında, ama şimdi pilates metoduyla daha yavaş ve nefesle yaparken kollarınızın ve sırtınızın nasıl tutulduğunu hissedeceksiniz. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Nefes alıp ver ve devam et bizimle. Omurga uzun. Buradaki tenis topunu unutma. Başında bir mıknatıs var, unutma. Dik oturuyorsun. Eğer bu pozisyonda çok zorlanıyorsan dik oturmakta, kızlar devam edin. Bacaklarını ileriye uzat. Ne kadar öne uzatırsan o kadar rahatlayacaksın. Ya da yerden yükselt kendini. Ve şimdi yanda. Şimdi avuç içlerini yukarıya çevir, aç, kapat. Devam, bırakmıyoruz, devam. Şimdi burada kal, kuş misali nefes al, ver ve kanatlan. Gerçekten kanatlan. O sırt kasları, kürek kemikleri, omuzlar, dik oturmaya çalışırken karın. Doğru açıda kalmayı çabalarken gerçekten omurga, postür duruşu önemli. Kal burada. Çok minik öne daireler istiyorum. Gördüğünüz gibi 7'den 70'e herkesin uygulayabileceği, fakat herkesin kendi bedenine odaklandığı noktada geliştirilebilecek bir egzersiz serisi içerisindeyiz. Kal burada. Geriye. Geriye. Evde bağırmak serbest. Tutulmalar yaşadığınızı ben de sanırım Hatice ve Seda hocamızda içimizden bağırmamızla hissediyoruz. Şöyle sırt, omuzlar ve kollar dik durma çabasıyla karın kasları aktif. Kal burada. Kal burada. Haydi geriye son. Bir ve İki ve nefes ver, devam et. Son üç, iki ve harikasınız. Süper. Şimdi sırt üstü yatıyorsun. Gel sırt üstü yat. Dizlerini bük. Yatarken şu mesafeyi ayarla. Kendi yumruğun kadar dizlerinin arasında boşluk var. Şimdi sırt üstü yat. Ellerini kalça kemiklerinin yanında, kalça hizasında yere yerleştir. Omuz köprüsü yapacağız. Önce detaylı anlatıyorum, sonra varyasyonunu göstereceğiz. Şimdi bu hareketi yaparken derin bir nefes alıyorum burnumdan. Nefes verirken önce kalça, sonra belim, sonra sırtım yerden yukarıya kalkıyor. Burada gerçekten etkili bir karın, kalça ve arka bacak kas gruplarını çalıştıran, bizim çok fazla kullandığımız bir hareket omuz köprüsü.
Tekrar inerken, nefesini verirken önce sırtın, sonra belin, sonra kalçan yavaşça yere yerleşim. Şimdi bunu yaparken nefes önemli. Aynı zamanda iç bacaklar da çalışacak ama nasıl? O yumruk kadar olan boşluğu çok kapatıp açmadığın noktada iç bacakları da aktif halde tutuyorsun. Harekete başlamadan önce ileri yaş grubu ve zorlananlar için Hatice Hocam senden bir varyasyon rica ediyorum. Hemen göster. Tabii ki. Ellerimi leğen kemiği üzerinde birleştiriyorum, bir üçgen yapıyorum. Normaldeki nötr pozisyondan belimi mete doğru itiyorum veya evinizdeki halıya doğru kalçamı karşıya doğru itiyorum. Tekrardan nötr pozisyona gelip belimi boşluğa yerleştiriyorum. Teşekkürler Hatice Hocam. Evet, hep birlikte 8 tekrar hareketi uyguluyoruz. Eller yerde. Derin bir nefes alırken önce kalça, sonra belin, sonra sırtın yerden kalktı. Tekrar nefes verirken sırasıyla sırtını, belini ve kalçanı yere doğru indir. Artık biraz daha seri bir şekilde kalçayı kaldır. Nefes alırken sırtın, belini yukarıda, iyice yukarıda kalçayı sıkıştır ve tekrar yavaşça in. Lütfen dizlerin arasındaki açıyı korumaya çalış ki iç bacaklar da kalçayla beraber çalışsın. Tekrar yavaşça gel. Haydi son 5. Artık kendi hızındasın. Son 3. Kalçayı iyice yukarıda sıkıştır. Mesafeyi korumak için iç bacakları hisset. Son tekrar yapıyoruz ve yukarıda buluşuyoruz. Herkes yukarıda kalıyor. Hatice Hocam siz de bekleyin. Burada bekle, burada kal. Şimdi çok küçük açılarda hepimiz uygulayacağız hareketi. Minik in, kalçayı artık yere değdirme, hop yukarıya ittir. Gel 10 tekrar. 2. 3. 4. 4. İyice kalçayı toparla. Evet 3. 2. Ve yavaşça in. Dizlerini kendine çek. Bir rahatla. Belini bir rahatlat. Şöyle sağ ve sola doğru gidebilirsin. Şimdi beni iyi izle. Ellerimle şöyle tuttum bacaklarımı. Burada amacım belimi iyice yere değdirmek. İyice belim yerde. Karın çalışacağız. Nefes alacağım. Nefes verirken omuzlar da yukarıda. Hop uzatacağım. Hop uzatacağım. Ve ikinci de yani üçüncü de çift bacak uzatacağım. Bu gerçekten seviyesi orta seviye bir hareket. Bunu varyasyonlarını gösteriyorum hep birlikte. Birinci seviye şu. Hop bir, hop iki, hop. Son hani ileri seviyede tamamen artık yapabilirsin. Orta seviyede zaten tek tek uyguluyorsun benimle beraber. Herkes kendi seviyesine göre hareketi yapabilir. Son bir söyleyeceğim şey. Boynunuzda ciddi bir ağrı ya da bir boyun fıtığı ya da bir boyun düzleşmesi varsa tamamen yatın ve yavaşça bu hareketi uygulayın. Ve yine ileri yaş grubu da aynı şekilde yapabilir. Hep birlikte ben ileri seviyedeyim. Seda Hocam ileri yaş grubu sende. Birinci seviye, orta seviyede sende. Hazır hep birlikte 10 tekrar uyguluyoruz ve başla.
Haydi son 5. 4. 3. 2. Ve kendini iyi hissedenler beklesin. Bekle biraz, kal burada. Haydi diren, diren. Son 5. Hafif titremeler olacak. Karın aktif. Evet. Ve tekrar karnını çek, rahatla. Şimdi yan, karnımızın yanlarına, obliklere doğru biraz hissedeceğiz. Şimdi matında yan dön.